Demek o sözden biz şeriatımızın örgenişimizde doğru gelir. Kalbimizin o şey şeriat ilmi bilen toldursak, sünnet bilen toldursak, bid'atga joy qolmaydi. Mana bu joy boş bo'lganligi uchun har xil vasvasalar kelaveradi. Qalbni to'ldiring, ilm, ma'rifat, sunnat, sof e'tiqodga to'ldiring qalbni. Boshqa narsaga joy qolmaydi. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi dediler. Hukmi fi ashabil bid'a en yudrabu bil cerid ve yuhmalu alel ibil ve yutafu bihim fil meşa' fil aşair vel kabair ve yukalu hâze cezâu men terekel kitabı ve sünne ve ahadil bid'a. İmam Şafii dediler. Şu bid'at ahlige mani çıkarken hukmum ularni xurmoning shoxlarini urish kerak. Ularni kallasini joyiga keltirish kerak. Ularni tuyalarga o'tirgizish kerak. Qabilalarning oldida, qarindoshlarning oldida ularni sazoy qilish kerak. Mana bu odam kitob sunnatni tark qilib bid'atga ergashgan odam deb aytish kerak. Demak, bid'atchilarni bid'atiga jim o'tirish yo'q ekan. Yo sen bid'atchi bo'lding. Sen mubtadiysen, sen bidat ahlisen, bu yolundan kaytken, diye onge aytiler. Dinde bidat degeni bu dinge koşumça kirtiş, yangilik kirtiş degen. İslam mükemmel din. Onge hiç kim koşumça kirti almaydı, küçük hem yetmeydi. Hiç kim, ta kıyamet geçe. Avvalgi dinlerde şunday holat bo'ldi. Masihiylarda, ahli nasoralarda muqaddas kengash degan narsa bo'lgan tarixda. Muqaddas kengash. Dinlarida ba'zi bir narsalarni o'sha muqaddas kengashida bular o'zgartirardi. Qaror qabul qilardi, o'sha qaror bilan mana shu narsa hukm dinga kiritildi. O'sha kundan boshlab shu narsa dindan dur deb ular e'tiqod qilgan. Masalan, Isa alayhissalomni bir davrlar keldi, Xudoning o'g'li dedi. Keyin shunday davrlar keldi, o'zini Xudo dedi. Onalari Maryamni ham xuddi shunaqa ilohiylashtirdi. Vaqt soatini shunday e'tiqodlarda o'ylab chiqqan. Bu bid'atni xavotiri shu darajada. Shu darajada. Keyingi kelgan avlod bugun biz bid'at deb turgan narsani indamasdan ketsa, keyingi kelgan avlod shu shariat deydi. Xavotiri shu yerda.